haftanın ilk test konuğu Yamaha MT25 ile beraberiz. MT25, Yamaha'nın MT serisinin en yeni iki modelinden bir tanesi. Bir de MT10 var, o en güçlüsü. MT25 daha giriş seviyesine yönelik bir motor. Bu motosiklette gereksiz her şeyden kaçınılmış. Giriş seviyesine yeni başlayanlara 125'in biraz üstünde kullanabilecek herkese yönelik bir motosiklet olarak tasarlanmış. Ve tasarımıyla da herkesin dikkatini çekiyor. Dışarıda da bize çok baktılar. Önden başlayacak olursak LED sinyalleri, LED farları ve dikkat çekici tasarımı önden başlıyor. Radyatör koruması standart olarak geliyor. Yanda motor bloğu güzel tasarlanmış ve çift silindiri başarılı çalışıyor. Titreşimi en aza indiriyor. Yukarıya doğru gelirsek depo, geniş bir depo var. Bacaklarla burayı sararak iyi kontrol edebiliyoruz. Motorun yatışını kontrol edebiliyoruz ve bacağınızın arasında bu derecede geniş bir depo olması güvende hissettiriyor insanı. Depo demişken depo kapağı elde kalmıyor. Bu çok önemli bir özellik. Depo kapağı elde kalmıyor. Burayı açtığımız zaman anahtarla açıp burada bırakabiliyoruz. MT ailesinin önemli bir özelliği tork. Master of Torque. Yani torkun efendisi demek. Yamaha MT-07'de bunu çok iyi bir şekilde öne çıkartmıştı. Ve çok iyi satış rakamları yakaladı. Çünkü fiyatı çok iyiydi. Şimdi ise daha düşük cc'li, 250 cc'lik motosikleti MT-25 ile sahneye çıktı tekrar. Bir deposu var. Yani gereksiz her şeyden kaçınmışlar demiştik. Gerekli bir şeyden de kaçınmışlar bunda. ABS yok motosiklette. Ne demiştik en son? ABS demiştik. Bu motosiklette ABS yok. Ama ABS'nin olmaması frenlerin kötü olduğu anlamına da gelmiyor. Öndeki 280 mm'lik diskler sayesinde frenler aslında iyi çalışıyor. Ama ABS'nin olmaması ıslak zeminde ve toprak zeminde kaymalar yapabiliyor. Zaten bu motosiklet bir sokak motosikleti, toprağa da çok fazla girilmez. Burada tasarımda önemli şeyler yapılmış MT25'te. Arkası başarılı şekilde tasarlanmış ve artçı konforu da beklediğimizden daha iyi çıktı. Arkamıza oturan arkadaşlarımız bunu bu şekilde söyledi ve rahat bir artçı konforu var. Ama yine de arkanızda bir yolcuyla çok uzun süre seyahat etmek istemeyebilirsiniz. Ya da o çok uzun süre seyahat etmek istemeyebilir. Çünkü MT25 daha çok tek kişi için tasarlanmış. 78 santimlik bu ön konforlu selesiyle hem herkesin binebileceği yükseklikte, hem 168 kiloluk ağırlığıyla herkesin rahatça şehir içinde kullanabileceği bir ağırlıkta ve bu depo tasarımının buradaki kıvrımları sayesinde şehir içinde gidonun dönüşünü de başarıyla sunuyor ve 36 beygiri hakkıyla veriyor. Tek bir dezavantajı var 36 beygiri verirken, bu beygiri 12.000 devirde sunuyor. Devir aralığı çok açık. Yani alt devirlerde biraz gitmiyor zannedip böyle 5000-6000 devirden sonra gazı açıp bir anda gidebiliyoruz. Bunu da şimdi yolda beraber paylaşacağız. Bakalım bize neler hissettirecek bu motosiklet. MT25'i şimdi yolda deneyelim. Yola çıktığım andan itibaren 36 beygirin verdiği hissi ben de sizle beraber yaşıyorum şu anda. Virajlarda da bunu gösteriyor ama lastikler biraz sıkıntılı tabii. Ama yine de iyi girebiliyorum virajlara. Çıkışlarda da gazı açtığım zaman devir yükseldikçe gayet iyi hissediyorum. Yakıt tüketimi biraz fazla gibi geldi bana. Motoru aldığımızdan bu yana 150 km civarında yaptık. Işık yandı.
200 kilometreye yakın gidecek gibi gözüküyor. Motosikletin üstünde kendimi çok iyi hissediyorum. Oturma pozisyonu, rahatlığı, konforu çok başarılı. Gazı açtığım zaman MT'nin o Master of Torque'u gösteriyor adeta. İstanbul'un bu bozuk yollarında bile süspansiyonlar gayet iyi çalışıyor. Bu motordan beklediğimden daha iyi bir süspansiyon sistemi var. Bunun elbette ki rakibi Duke 250 diye düşünüyoruz direkt rakibi olarak. Çünkü başka rakipleri de var daha düşük cc'de falan ama Duke 250 ile birebir rakip diyebiliriz. O tek silindirli, bu iki silindirli çok farklı hissettiriyor MT. Bakalım Duke'ün de testini yakın zamanda yapmayı planlıyoruz. Onu da yaptığımız zaman daha rahat karşılaştırmalı şeyler söyleyebiliriz herhalde. Önümüzdeki günlerde yeni testlerde görüşmek üzere. Şeridinizde kalın.